enerji akışı vardır. Bu enerji akışı insanları etkiliyor. Yani mutlaka etkiler. O açıdan az kişinin olması, ortamın iyi olmasına çok dikkat etmek lazım diye düşünüyorum. Genel olarak hani şöyle çalışıyorum ben aslında genelde. Ekibi büyütüp, küçük bir ekibi büyütüp parçalayıp tekrar küçültüyorum. O ekibin içerisinde birkaç tane ekip oluşturup tekrar büyütüp tekrar parçalıyorum. Bu her parçaladığımız ekipte de herkesten işte birdir, ikidir, üçtür mutlaka davet ve görüşme sayısını arttırmaya çalışıyoruz. Burada görüşme sayısı çok önemli. Ekipte diyelim 40 kişi var diyelim. Bir bakıyorsunuz ayın 15'i olmuş. 40 kişiden toplam kaç tane davetli gelmiş? Topladığınız zaman eşittir sizin ne yaptığınız, ne yapacağınız belli oluyor. Geçen gün de bir hanımefendi Kenan Bey biz çok kazanamıyoruz filan dedi. Ayın sonuydu. Yani geçen dediğim Şubat ayının sonuydu. Dedim Allah aşkına dedim, ne kadar çalıştınız bir söyler misiniz dedim. Düşündü, düşündü, düşündü ama epey düşündü. Toplamda galiba 8 saat çalıştım dedi. Ve ceyit olmuştu bu kişi. Dedim valla 8 saatte ceyit olmuşsunuz. Büyük başarı dedim. Evet. O yüzden yeni başlayan kişilerin ortalama 100 saatlik bir çalışma ortaya koyması lazım. Bu da ortalama günlük 3,5 saat falan ediyor. Yani böyle kişiler çok çalıştığını, çok efor sarf ettiğini zannediyorlar. Ancak kağıda kaleme döktüğümüz zaman bunun öyle olmadığını görüyorlar. Hani insanlar 8 saat uyurlar, 8 saat çalışırlar. Geriye kalan 8 saat nereye gider bilmiyorum. Bunu bilmiyoruz be. 8 saat çalışıyorlar, 8 saat uyuyorlar. Peki 8 saat nereye gitti? Hani zamanım yok diyordun. Fakat bunu kağıda kaleme döktüğünüz zaman insanların her zaman her şeyde bir vakti vardır. Ben ortaokula giderken bir gün ödev yapmamıştım. Öğretmenim bana şunu söylemişti. Bunu Kayan dedi hep kopyaladım aslında. Dedi ki Kenancığım neden ödevini yapmadın dedi. İşte ben de bir şeyler söylemiştim galiba. İşte şöyle oldu, böyle oldu, üzümü sapı çöpü. Bak Kenancığım dedi, kaç saat uyudun dedi. Dedim 8 saat uyudum. Bak dedi 7 saat uyusaydın ödevini yapabilirdin ama dedi. Güzel bir örnek. İnsanlar vaktim yok diyor. 8 saat uyuyorsa, 7 saat uyuyorsa değil mi? 6 saat uyuyorsa Gayet basit. kellere değmez mi? Gayet. Bu kısım önemli. Bu şekilde. Birkaç tane kısa cevap sorum var. Kendi listenizde kaç görüşme yaptınız? Kendi listemizde kaç görüşme yaptınız? Ben aslında Yavuz Bey doğru şöyle baktığım zaman 32 idi yanlış hatırlamıyorsun. Bunların bir kısmı yatırım hesapları vesaire. Bir kısmının arkadaşlarıma yardımcı olayım diye paralarını ben verdiğim kişiler vardı. Bunların hiçbir de çalışma parantez içerisinde. Fakat yeni başladım, ilk başladım arkadaşlarla hep yol aldım dediğim gibi. Doğru 6 kişiyle, Kayan'da şunu duyarız. 5 kişiyle kesin. Kesinlikle doğrudur. Doğru. 5 kişiyle çalışan ekibimizde 5 kişiyle diamond olursunuz. Kenan gibi çalışan 5 kişi çıkartırsanız çok farklı yerlere ulaşabilirsiniz. Benim gibi çalışan ama benim gibi çalışan. Tabii ki arkadaşlarım çalışıyor. Tabii ki onlardan güç, enerji alıyoruz. Ancak herkes ne çalışırsa karşılığını o nispetle alıyor. Başarı şans değil. Sabahleyin uyanıyorsunuz. Aa bugün diamond olmuşum. Böyle bir şey yok. Çalışırsanız oluyor. Bunun karşılığını mutlaka özellikle kayende fazlasıyla alıyorsunuz. Yani iki kişiyi oraya yerleştir. İki kişi de buraya, diğer koluna yerleştir. Onlar bildir tuz gibi akıp gitsinler, büyüsünler. Ben de kariyer sahibi olayım, kazanç elde edeyim. Böyle bir şey yok. Yani bunların hepsinin matematiğini yapmış. Çalışırsanız ancak kazanıyorsunuz. Çalışırsanız başarıyorsunuz. Çalışmaktan öteye yol yok. Bazen çocuklarım soruyor, baba çok çalışıyorsun, biraz dinlensen diyorum. Bir gün öyle dinleneceğim ki o günler için çalışıyorum falan diyorum. Evet. Bu Şimdi şekilde. tekrardan bir toparlayalım. Kendi listenizde ilk başladığınızda toplamda kaç sunum ya da kaç görüşme, kaçı evet, kaçı hayır bunların? Evet, toplam 78 kişiden 19 tane
kitap listem vardı. Bunlardan bir 7-8 kişiyle görüştüm. 4 kişiyle el sıkıştım. Onlarla başladım. Daha sonraki zaman dilim içerisinde görüştüğüm, el sıkıştığım insanlar oldu. En çok da el sıkışma belli bir sosyal kanıta geldikten sonra olmaya başladı. Emirat'tan sonra olmaya başladı. Bunların sayısını tam bilmiyorum ancak 32 tane falan benim şahsi kayıtım var aslında. Ama bunlar dediğim gibi bir kısmı yatırım hesabı, bir kısmı işte dediğim gibi yardımcı olayım diye parasını verdiğim çalışmayan insanlar oldu. Bu şekilde oldu. Bir kısmında çalışır diye bekliyoruz, motive etmeye çalışıyoruz. Yani geçmişte ben insanlar arkadaşlarıma gerçekten çok değer veririm. Mesela bırakmış arkadaşlarım var. Belki böyle bir lüksün yok da diyebilirsiniz ancak ben onların tekrar sahaya geçip tekrar çalışmalarını çok arzu ediyorum. Bunlardan iki tanesi geçen ay döndü tekrar. Çalışmaya başladılar. Güzel şeyler olacağına inanıyorum. Yani olay sadece benim başarım, benim kariyerim, benim kazancım değil. Herkes kazanmalı burada. Kayani hepimize yeter. Türkiye, dünya, herkes bizi bekliyor. Sadece yılda 2 milyon genç nüfus artışı var Türkiye'de. Dünyaya hesap ettiğiniz zaman biriyle sıkışıyorsunuz, Viyana'dan çıkıyorsunuz. Kimden kimin doğacağını, kimden nereye gideceğinizi bilmiyorsunuz. Bazen kurttan kuzu, bazen kuzudan kurt doğabiliyor. O yüzden herkes benim diamond adayım diye çalışmakta fayda var. Ekibin listesinde, sizin listeniz değil, ekibin listesinde toplamda kaç görüşme yapmışsınızdır? Ekibin listesinde yaptığım görüşmeler yani belki bir toplamda sunumlarla beraber 8-10 bin kişiyle hani toplu olabilir. Otel konseptini saymıyorum. Saymıyoruz. Masa başı yani birebir görüşmelerden bahsediyorum. Birebir görüşmelerle beraber 4000-5000 kişi vardır. 4000-5000 arası vardır. Evet. Oh, 4000-5000. Bu sizin yapmış olduğunuz görüşmeler. Bunların sonucunda mutlaka birileri evet, birileri hayır demiştir. Yaklaşık kaç hayır, red gelmiştir oradan 4000 kişiden? 4000 kişiden. Yani şöyle söyleyeyim. Yeni başladığımız o Emerald kariyerine yakın bir zamanda böyle bir düşünüp çalışma yapmıştım. Özellikle Ruby kariyerine kadar 10'da 1'di başarım. 8-10 kişide 1 kişi evet diyordu. 10 kişide aşağı yukarı. Evet, 8-10 kişiden birisi evet diyordu. Emrah'tan sonra bir işte 3 aylık misafir dönemi yaşadım. Ondan sonraki kısımda 5 kişiden 1 kişi evet demeye başladı. %20. Evet. Sektör ortalaması. Sonraki zamanda özellikle Dr. Murat Bey, Profesör Dr. Mahmut Yılmaz hocamızla beraber 5'te 2, 5'te 3'e çıkmaya başladı. Şu anda da öyle. Yani şu an 5'te 2, 5'te 3. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bu bir öğrenme süreci, tecrübe süreci. Önce 10'da 1'de başlamış. 10 kişiyle görüşüyorsunuz, 1 kişiyle sıkışıyorsunuz. Daha sonra yavaş yavaş sektör ortalaması tutuluyor. 5'te 1. Daha sonra şey yapıyor. Şimdi bunun ortalamasını alırsak eğer, yine aşağı yukarı bunun ortalaması 5'te 1'dir. 4000 kişi. O zaman şöyle diyelim. Aşağı yukarı 5000 olsa bunun 4000'i ya da şöyle diyeyim 3500 tane siz red cevabı almışsınız aşağı yukarı. 3500 civarında. Yani ekip olarak evet istatistik biraz onu gösteriyor. Toplamda galiba 10.000 kişiye temas edildi mi bilmiyorum ekiple beraber. Bu az önce konuştuğumuz sizin değil mi? Bizzat sizin bulunduğunuz evet. Temas ettiğiniz insanlar. Arkadaşlar sayıları görüyorsunuz değil mi? Yani bakın kendi listesinde Kenan Bey değil mi? 70-80 bilemediniz 100 kişiyle belki bir liste yapmış. Onlarla görüşmeye başlıyor. Ondan sonra bunların içerisinde resmi olarak 32 kayıt ama 12 tanesi bunun hesap açmak için olsa yani bu açayım bulunsun bir hesap diye olsa annesine babasına açsa aşağı yukarı şöyle 20 kişiyle el sıkışmış. 20 kişiyle el sıkışıyorsunuz. Ve ondan sonra 3 aşağı 5 yukarı. Ondan sonra 20 kişi bu insanların getirdiği insanlarla görüşmeye başlıyor. Daha sonra diğerlerinin getirdiği insanlarla görüşmeye başlıyor. Tamamen derinliklerden çok büyük ihtimalle görüşmelere ağırlık veriyor büyük ihtimalle. Geçen bu baksanıza 2017 yılı 2017 yılı
2018 bitmiş, 2019 bitmiş. Yani 3 yıl, evet, 3 yıl, 37. ay, 37 ayı geride bırakmış. Toplam 3500 kişi tarafından reddediliyorsunuz yaklaşık. Reddediliş. Yani reddedilişe neler dahil? Yani, aman ben bu ürünler bana göre değil. Bana göre değil. Bu iş bana göre değil. Ya da ne bileyim, sen bir önce bir gidin bakalım. Bir yol alın bakalım. Ondan sonra biz de bakarız. Sizin duyduğunuz her şeyi Kenan Bey duymuştur. Yani her şeyi duymuştur. Hatta fazlasını duymuştur. Şimdi soru şu. Diamond olmak istiyorsunuz değil mi? Ya da Blue Diamond olmak istiyorsunuz Kenan Bey gibi. Soru şu. Seri, tempolu bir şekilde devam ediyor musunuz? Ve artık reddedilişlere karşı bir bağışıklık geliştirdiniz mi? Çok çok önemli. Şimdi Kenan Bey'in karşısına 3500 kişiden reddediliş duyan birisi artık tamamen reddedilişe karşı bağışıklık kazanmıştır. Kenan Bey şunu çok iyi biliyor muhtemelen. Kenan Bey'i reddetmiyor insanlar. Şimdilik bir şekilde bu reddedilişi ortaya koyuyor. Yalnız bakın bir soru daha soracağım Kenan Bey. Ya paylaşmanızda bir sakınca yoksa eğer, toplamda kazanç ne kadar oldu? Total. Otelde yani böyle çok ben aslında şuna dikkat ederim Yavuz Bey, yani gerek ay bazında gerekse günlük başarıyla alakalı, ben bu işin hakkını gerçekten verebiliyor muyum diye, verdim mi diye gün bazında da bunu düşünürüm, aylık bazda da bunu düşünürüm. Benim için aslında en büyük kazanç bu, ama diğer nakit kısmıyla alakalı diyorsanız birazdan bakayım istersen net bir şekilde. Yok, tahmini rakam. Tahmini abiye bakmana gerek yok. Yani 600 bin civarındadır galiba. 600 bin. Arkadaşlar bakın, hesap makinesi elimde. 600 bin lira. 600 bin bölü 3500 reddediliş başına 171 lira para ödemesi yapmış. Reddediliş başına. Görüşme yapıyorsunuz. 171 lira para kazanmış oluyorsunuz. Görüşme yapıyorsunuz, 171 lira para kazanmış oluyorsunuz. Bunu farklı bir açıdan düşünmek lazım. Buradan doğru bakmak lazım bir de olaya. Bence her zaman buradan bakın. Ve soru her zaman şu. Siz de eğer çıkıp 3500 kişi tarafından reddedilmiş olsaydınız, siz de Blue Diamond olurdunuz. Yani şeyin mantığı bu. Tamamen her şey sayılar, 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 sayılar üzerine kurulu. Evet. Diğer bir şey daha eklemek istemiyoruz ve bununla alakalı. Şimdi insanlar hani zaman zaman diyor, zamanımız kıymetli, zamanımız işte şöyle böyle diyoruz. Fakat deli bir kazanca geldikten sonra da insan şunu fark ediyor. Diyor ki benim aylık bu kadar kazancım varsa günlüğüm bu kadara geliyor, saatim de bu kadara geliyor diyorsunuz. O zaman daha iyi anlıyorsunuz. Yani zamanınızın nakitte ne kadar kıymetli olduğunu. Diğer kısmını söylemiyorum, nakit açısından söylüyorum. O yüzden hani vaktimiz kıymetli gerçekten. Boş geçirelim, iki saat bir film seyredeyim. Tabii ki seyredelim ayrımasını, ancak vaktimi şununla öldüreyim, şununla vakit geçireyim ya da şununla daha fazla bir zamanım geçsin diyecek bir lüksümüzün olmadığını daha iyi fark ediyorum. Ekip büyüdükçe, daha çok kişiye yardımcı oldukça, insanlara ne kadar çok yardımcı olursanız, ne kadar çok sorun çözerseniz kazancınız da o nispetle artıyor. Hani dedim ya 7-24 telefonum açıktır diye. İnsanlar ilişkilerimiz iyidir hani. Sorunlarını çözmeye çalışıyoruz. Yardımcı olmaya çalışıyoruz. Sorularına yardımcı oluyoruz vesaire. Böyle olunca da şey artıyor. İvme artıyor. Kazanç kısmı da aslında artıran sebeplerden bir tanesi de bu bence. Kenan Bey şey soracağım. Kişisel eforunuz ile kaç kişinin CET olmasına yardımcı olmuşsunuzdur bugüne kadar? Kişisel eforum ile... Çok ya da rekor ama. Bir ay içinde CEİT üretme rekoru kaç? Kaç kişinin CEİT olmasına bizzat yardımcı olmuşsunuzdur? Yani öyle görüşmelerini yapma vesaire. Bir çalışmam olmadı, ancak hani herkesin kayan mantalitesi aslında çok açıktır, kolaydır. Herkesin CEİT olmasıdır. Şu dinamizmi özellikle son 2-3 aydır yapmaya çalışıyorum Yavuz Bey. Arkadaşlara da tavsiyelerimden bir tanesi budur. Emre Topçu da eğitimden sık sık bahseder. Sizler de bahsediyorsunuz. İlk hafta diyelim bir kişi eğer sıkıştıysanız biriyle, o kişinin 3 kişiyle eğer sıkışması aslında zor bir şey değil. Yani size inanan arkadaşım, biz bunu sadece söylemediğimiz için sıkıntı burada. Mesela arkadaşla başladık, kimle? Funda Hanım'la başladık. Şunu demiyoruz, Funda'cığım bak, bir hafta içerisinde sana inanan, sana ödev veriyorum, 3 kişiyle eğer sıkışman.
Dediğiniz zaman Funda Hanım bunu yapacaktır, emin olun. Yapacaktır. Üç kişi diğer sıkışacak. Doğru. Sonra o üç kişiye de şunu eğer kopyalayabilirseniz, bakın Kayani kariyeriniz boyunca bunu yapabilirseniz, sadece birkaç kişiye bile kopyalayabilirsiniz. O üç kişinin de ikinci hafta üç kişiyle el sıkışmasıyla 9 olur. Bir sonraki hafta 27, bir sonraki hafta 81 olur. Bu da 40.500 QE demektir. Yani sizi neredeyse Emirat'a yaklaştırıyor. Bakın sadece birkaç kişi de bunu yapabilirsiniz. Yani samimi olduğunuz, belki potansiyel gördüğünüz bir insanın üzerine düşüp bunu söylemediğimiz için aslında bunlar kaynaklanıyor. Kişi Jade kariyerini diyelim 10. gün bitiriyor. Diyoruz ki o Jade oldu bu ay zaten diyoruz. Jade oldu da o 3 kişi ne olacak? Onun da sıkışması lazım değil mi? Kısa zamanda olsa bu dinamizm biraz daha artıyor. Ben özellikle alt ayak hacminden son 10 gün, 15 gün bir çalışmalar yaparım. Kimlerin burada en potansiyel kişiler aslında ekipte Garnet ve Jade olan kişilerdir. Garnet'in hızlı bir şekilde Jade olması, Jade'lerin hızlı bir şekilde Pearl olması, Pearl'lerin Pearl Plus ya da Safir olması, Safir'lerin Safir Plus ya da Ruby'ye yaklaşıp Ruby olmaları, bunları alttan bir ivmeye yakaladığınız zaman inanılmaz bir dinamizm oluşturabiliyorsunuz. 3,5 saatte Emerald tekrarında 3,5 saatte 13.500 küv ürettim Yavuz Bey. Bir daha söyler misiniz? 3,5 saatte bu dinamizme biraz önce bahsettiğim şeyle beraber 3,5 saatte 13.500 küv ürettim. Bunu hangi kariyerdeyken yaptınız? Emerald mı dediniz? Bunu Emerald tekrarında yaptım. Emerald tekrarında yaptınız. 3,5 saatte 13.500. Az önce anlattığınız mekanik. Evet. Yani herkesin tanıdığı ganciğer, ne bileyim, güvenebileceği bir 3 kişi vardır. Evet. İyiyle, matematiğiyle. Aşağıda matematik ismiyle alakalı. Mesela kişi 1700 QB'si var. Diyoruz bak 300 QB olursa kişi farkında değil. Bilmiyor. Kazanç falan hemen öğrenmek öyle kolay bir şey değil. Bilemeyebiliyor. Bak 300 QB deyince o aa diyor. Sonra ötekine diyorsunuz bir üsttekine bak alttan bir 300 QB gelecek. Sen de bir 800 QB üretirsen Pearl olabilirsin. Ya da sen de Jade oluyorsun. Sen de şunu olabilirsin dediğiniz zaman bu dinamizm yukarıya doğru çıkınca ciddi bir küvü üretiyorsunuz aslında. Bunu her ay uygulamak lazım. Her arkadaşımız her ay uygulamasında fayda var. Çok doğru bir şeye denk temas etti. Ben bunu arkadaşlar biliyorsunuz özellikle reklam davet eğitimlerinde de anlatıyorum. Bazı reklam davet eğitimlerinde. Bazı insanlara sunum yapmak zorunda değilsiniz. Yani hatta sunum yapmanız bile abes olabilir. Yani bazı insanlara ama. Yani öyle bir 2-3-5 kişiyi tanıyorsunuz ki ya bu insanlara sunum yaptığınızda insanlar hani ortam tuhaflaşır. Gerçekten bu böyle. Tabii ki biz bu bahsettiğim belki %1 bile değil yani insanların. Ama sonuçta herkesin çevresinde tanıdığı, güvendiği, bildiği, sorgusuz sualsiz. Yavuz nedir abi konu bu mudur? Al kardeşim sen şuradan çek ondan sonra bana anlatırsın diyebilecek olan insanlar mutlaka var. Kendim bahsettiği konu bu. Bu konuyu da es geçmeyin. Yani bizim işimizin tamamı bu değil. Sakın yanlış anlaşılmasın. Tamamı bu değil. Ancak bu şekilde yaklaşacağımız insanlar da var bu işin içinde. Artı efendime söyleyeyim 1 yıl işte bilmem ne 27 81 öyle devam ediyor. Doğru. Doğru. İşin katlama mekaniği. Ancak bilinmesinde her zaman fayda var ki bu takım kurma aşamasında böyle önemli. Takımı kuruyorsunuz bir şekilde bir dağıtıcı ağını inşa ediyorsunuz. Esas amacımız bizim tüketici ağını inşa etmek. Az önce dedi ya Kenan Bey, otoship dedi, bizim işimizin en temel elemanlarından bir tanesi ve şeye bağlı değil aslında. Yani aslında bir tercih olmamalı. Yani özellikle ticari yapıyı yoğun kurmayı düşünen arkadaşlarımız için teknik olarak tabii ki değil zorunluluk ancak ticareti kurmayı düşünen insanlar için pratikte bana sorarsanız bir zorunluluk olmalı. Bana sorarsanız. Yani bu düşünsenize yani Turkcell'in şeyisiniz, abonesisiniz ya da işte X bir firmanın bir abonesisiniz. Kafanıza göre takılacaksınız. Olur mu? Olmuyor sonuçta. Bir taahhütte bulunuyorsunuz. Evet. Kenan Bey, saatimiz ilerliyor. Yavaş yavaş sonlara doğru gelelim. Dış motivasyon, iç motivasyon. Nasıl? Dışarıdan mı gaza gelirsiniz motivasyon konusunda özellikle yoksa içeriden ürettiğiniz motivasyon mu vardır? Ne dersiniz bu konuyla ilgili?
Aslında içten motivasyonla birisi indir. Ancak dışarıdan da motive edildiğimiz zaman tabii ki efor biraz daha artıyor arkadaşlarımız. Burada arkadaşlarıma çok değer veririm. Yakın arkadaşlarımın Kayan dediğim gibi hangi kariyerde olursa olsun Kayan'ın bir mentorluk sistemiyle devam eden bir sisteme sahiptir. Bunu da kopyalamaya çalıştığım şeylerden bir tanesidir aslında. Mentorluk sistemi. Kişi nerede ne hata yapar, ne yapar, ne eder, nasıl motivasyon gerçekleşmiş lazım. Sonuçta insanız. Herkesin motive edilecek bir şeysi vardır. Herkesin gaza ihtiyacı olabiliyor zaman zaman dönemlerde. Bu insanlarla konuştuğum zaman, bazen notlarıma baktığım zaman, mesela sorunlarla karşılaştığım oluyor. Bunu notlarımı karıştırdığım zaman içeriden bir yerden bulabiliyorum. Yani bu sorunu nasıl çözeceğime dair. Bu beni motive ediyor aslında. Böyle bir motivasyon gerçekleşebiliyorum. Bazen okuduğum kitaplardan, dinlediğim videolardan, önemsediğim kişilerin sözleri beni motive edebiliyor. Burada tabii ki en yakınızda olan insanlar, eşinizden tutun, çocuklarınızdan tutun, birlikte hareket ettiğiniz, birlikte yaptığınız insanların motivasyon kısımları da tabii ki önemli. Kişiler kariyeri yaptıkça, kişiler kazanç noktasına geldikçe, kişiler sosyal kanıt oldukça gerçekten çok motive oluyorum ben. Beni çok heyecanlandırıyor. Yani Şubat ayı mesela 29 çekmesine rağmen 3 diamond, 2 blue diamond benimle beraber çıktı. Bu bir imzadır. Gerçekten özellikle Şubat ayında olması çok 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 özel. Bir de arkadaşlar, hem Kenan Bey siz hem de diğer arkadaşlar ne yapalım biliyor musunuz? Şöyle Ramazan ayında özellikle şöyle ciddi sayıda diamond çıkartalım ya. Bir de şu yazın en sıcak ayları var ya, özellikle şöyle Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında bol bol diamond çıkartalım da bir kendimize gelelim. Yani o yazın sıcaklarında da diamond çıkartabildiğimizi falan görelim. Bunu yapalım yani. Çok iyi. Kenan Bey, abi bir şey soracağım. Seni özel kılan şey nedir? Var mıdır? Varsa nedir? Özel bir insan mısın? Seni özel kılan bir şey var mı? Yani ayrıcalıklı kılan bir şey var mı? Ya ben geçmişten beri hayatımda insanlara yardımcı olmaya çalıştım. Alakalı, alakasız işlerde. Sokakta gördüğüm bir insandan tutun, tanıdığım, bildiğim insanlardan tutun. Yani pek çok akrabama mutlaka bir yerde bir şeyde yardımcı olmuşumdur. Mutlaka. Arkadaşların söylediği şeyi söyleyeyim. Hani insanlara yardımcı oluyorum gerçekten birçok noktada. Yani Blue Diamond'sınız, Kenan Bey, çok yoğunsunuz ama aradığımız zaman direkt ulaşıyoruz ya da hemen dönüyorsunuz. Hemen hızlı bir şekilde sorunumuzu çözmeye çalışıyorsunuz gibi şeyler. Belki ayrıcalıksa eğer, ben buna çok dikkat ediyorum insanlara yardımcı olma noktasında, insani olarak. İnsan ilişkileri, bir daha söylemiş olayım, insan ilişkileri iyi olan herkes her işte başarılı olur. Kayani'de de bu yönümün iyi olduğunu düşünüyorum. Herkesin bir iyi yönü vardır, bir artısı vardır Yavuz Bey bu yolculukta. Kimimizin vizyonu iyidir, kimimizin profil, kimimizin eğitim yönü, kimimizin çevresi iyidir. Herkes birbirini burada tamamlıyor aslında. Bazen hani bir yerlere önemli insanların yanına gittiğimiz oluyor. Türkiye'de dünyaca tanınan kişilerin yanına gittiğimiz oldu. Gittiğimiz oluyor. Burada bazen hani kişi yanında birilerini arıyor. O zaman mesela orada sizden farklı olarak ekibinizden birisi bir yeri tamamlıyor, bir şeyi tamamlıyor. Benim iyi olduğum alanlar eğitim ve insan ilişkileriyle ve yardımcı olmayla kısımda iyi olduğumu düşünüyorum. Bu yönümü de özellikle eğitim yönümü geliştirmeye çalışıyorum. Eğitim yönleriyle, neyi nasıl kopyalanması gerektiğiyle alakalı. İnsanlara bir şey göstermek, öğretince güzel oluyor. Yani bu çoğalmak, mitoz bölünmeyle, kendimize nadasa bırakaraktan bir çoğalma, büyüme işi değil. Bu gerçekten bilinçli bir şekilde ne yaptığımızı bilen insanlar olarak büyümek çok önemli. Şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Yeni başlayan arkadaşlarımız için özellikle ne yaptığını bilen, ne iş yaptığını bilen, sorduğumuz zaman ne iş yapıyorsunuz sorusuna hemen cevap verebilen kişilerin çoğalması lazım. İnsanlar belki bir kariyere geliyor, kazanç olarak görüyor, öncelikleri farklı.
Fakat doğru başlatma adına, önceliklerini, nedenlerini ortaya çıkarma adına, ne iş yaptığını gösterme ve bilmesi ve farkına varması adına yani inanılmaz bir fırsat. İnsanlar her gün aynı işi yaparlar fakat farklı sonuç beklerler. İşte asıl delilik budur diyor. Ben de beni heyecanlandıran ilk duyduğum ve 2-3 gün düşünmüştüm, çok hoşuma gitmişti. Daha önceden sahip olmadığın bir şeyi yapmak istiyorsan daha önceden yapmadığın bir işi yapmalısın sözü. Gerçekten inanılmaz, muhteşem bir söz. Bunun üzerine sadece bir kitap yazılabilir. Burada insanların nedenlerini ortaya çıkarmak lazım. Mesela ben şunu önemserim. Ekibimde kaç kişi neden bu işi yapıyor? O kişi neden bu işi yapıyor? Bunu öğrenmeye çalışıyorum. Nedenlerini bildiğiniz zaman insan ilişkilerinizdeki o şekilde yaklaşıyorsunuz ekibinizdeki insanlara. Toplantılığa girmeden, kişi sağlık kısmında mı, varlık kısmında mı, öğrenci araç bonusunu kazanma noktasında mı, yani yurt dışına gitmek mi istiyor, özgürlüğüne kavuşmak mı istiyor, benim gibi iki dudağın arasında birilerine çalışmak mı istemiyor, kendi işine sahip olmak mı istiyor, ailesine, kendi kişisel gelişimine daha çok zaman geçirmek mi istiyor, ne istediğinizi, ekibinizdeki kimlerin ne istediğini bilmek ve öğrenmek önemli olduğunu düşünüyorum Yavuz Bey. Belki dediğim gibi beni farklı kılan kısım da bu noktalarda insanların farkındalığına vardırmak, eğitim yönü ve insan ilişkileri, bu şekilde özetleyebilirim. En çok gurur duyduğunuz an, en çok duygulandığınız, tüylerinizin diken diken olduğu, hatta ağladığınız bir an, sevinçten, mutluluktan oldu mu? Varsa nedir, anlatır mısınız? Evet. Bundan yaklaşık 2,5 ay kadar oldu galiba. Hüker hocamla beraber bir kafedeydik, İbrahim Bey'le beraber. Bana iki tane video izletmişti bize. Gerçekten böyle ağlamamak için zor tutmuştum kendimi. Çok hoşuma gitmişti. Aklıma geldikçe de gerçekten çok duygulanıyorum. Hani dedim ya, insanların hayatlarına dokunma noktasında en çok keyif aldım ve bu işi beni güçlü kılan şey bu. Bunu laf olsun diye, söz olsun diye söylemiyorum. Gerçekten böyle. Bu da şuydu. İstanbul'da bir işte hanımefendi MS hastası, 1,5 aylık bir ürün kullanımıyla beraber elleri, ilk görüntüde elleri titriyordu, böyle titriyor, elini yemek yiyemiyor. 2 aylık falan bir ürün kullanımıyla beraber elleri titrese de yemek yediğinin videosu vardı ve çok teşekkür etmiş Hüker hocama. Bir diğeri başka bir şehirde bir felçli bir bayanın, bu herkes böyle olacak diye bir şey yok. İlaç, ürünlerimiz ilaç değil, hokus pokus yapmıyor tabii ki. Her vücutta farklı şeyler gösteriyor. Bunu da parantez içerisinde söylemiş olayım. Ancak ikinci videoda şuydu. İşte 8 yıldır galiba felçli bir hanımefendinin alkalik bir ürün kullanımıyla beraber ayaklarını oynattığı, daha sonra yani o gün hatta böyle çok duygulandım gerçekten. O bayan ayağa kalkmış, fotoğrafını falan gösterdi. O gün kafede bana şunu söylemişti. Kenan Bey, işte ben bunun için kayanı yapıyorum. Bunun için yapılmaz mı? İnsanların hayatlarına dokunuyor şeklinde. Her şey para değil, her şey maddiyet değil. Gerçekten birinci öncelik aslında sağlık. Sağlık olmanın hiçbir şeyi yapamazsınız. Sağlıklı düşünemezsiniz, sağlıklı hareket edemezsiniz. Hayallerinizi gerçekleştiremezsiniz. Sağlık kısmı çok önemli. Eğer hayata, güne bu şekilde başlarsak, insanların hayatlarına dokunma noktasında, inanın daha keyifli hale gelecektir. Yoksa bir şekilde işte ne ciro ürettiysek o öyle de böyle de gelecek sonuç itibariyle. Ama önceliğimiz bu olursa, dediğim gibi daha farklı bir şey olacaktır. Bugün İtalya'da işte bu koronavirüsünden dolayı bir yeni başlayan, daha bir günlük bir arkadaşımız birkaç tane sipariş aldı mesela. Orada bağışıklık sistemini güçlendiren, tavsiye edebileceğim bir ürün var şeklinde. İnanıyorum oradan da dönükler alacağım ben. Güzel şeyler olacak. Belki o dönüklerde daha sonra sizlerle paylaşma fırsatım olacaktır. Ben kronik bel hastasıydım. Beni hangi arkadaşım ne zaman telefon etse mutlaka belimi sorardı. Yılda 2-3 ay tavan seyrederdim ben Yavuz Bey. Neyi sorardı? Duyamadım. Benim belimi sorardı. Belle alakalı rahatsızlığım vardı. Teşhisini bile 15 yıl sonra falan koymuşlardı. Kaslarımla alakalı bir sıkıntı vardı. Her yıl 10 gün, 15 gün, 20 gün toplamda 2,5-3 ay tavan seyrederdim. Sırt üstü yatardım. Kımıldayamazdım bile. Lavaboya bile gidemezdim. Çok zor, bu yıllarca böyle gitti. Çok zor günler geçirdim.
ürünlerden gerçekten istifade ettim. Herkes de böyle olacak diye bir şey yok. Altını çiziyorum ancak ben de böyle olmuştu. Bunun verdiği şey inanılmaz bir şey. Hatta 2-3 bu kontak listemde sonradan başlayan arkadaşlarımdan 2-3 arkadaşım sadece bunun için giriş yaptı. Yani belimi sordu. Ben belimle alakalı bir sıkıntım yok. Duymadım. Yani yok falan dedi. Böyle böyle ürünleri kullandık bahsedince şaşırdı. Ben de denemek istiyorum dedi. Denedi ve sonrasında iş ortağımız oldu. Böyle oldu. O yüzden insanların hayatlarına dokunmak gerçekten çok güzel. Beni böyle inanılmaz heyecanlandıran, hani biraz önce bahsettiğiniz gibi ağlayacak gibi olduğunuz anlar benim bu ve bunun gibi zaman dilimleri çok önemli. Kimisi işte maddi açıdan mesela çok zor durumda kariyer yapıp kazanç elde eden ekibimde arkadaşlarım var, insanlar var. Bunlar maddi olarak geçmişte zor durumda olduklarını duymuştum, görmüştüm, biliyordum bazılarında. Bir kazançla beraber araçlarını alması, bir kazançla beraber belli bir yere gelmesi gerçekten inanılmaz bir keyif yani. Yani burada benim kazanmam önemli değil, ekibin kazanması önemli. Onlar kazansa zaten siz kazanacaksınız. Aynen öyle. Aynen öyle. Müthiş. Ben diyelim ki yeni başladım şu anda. Ve derinliğinizdeyim diyelim ki. Beni nasıl yönlendiriyorsunuz? Ne yapıyorsunuz benimle? Nasıl bir çalışmaya giriyorsunuz? Şimdi yakından bildiğim kişilerse veya ekibimde kimler başladıysa zaten sistemden soy ağacınız kısmından bakıyorum. Şöyle söyleyeyim. Şubat ayı sonu, Şubat ayı itibariyle veya Mart ayı bugüne kadar olan kısmıyla alakalı haftalık çıkartıyoruz. Kimler yeni başladı? Bunların listesini alıp kimler hangi kimin ekibinde? Onlarla görüşüp şunları soruyorum. Doğru başlangıç adına neler yapıldı diye. Türkiye'de aslında yani genel olarak başarının daha iyi gelememesinin sebeplerinden bir tanesi doğru başlatamama, doğru başlangıç eğitimini alamaması. Biz hep şöyle zannediyoruz, doğru başlangıç eğitimini 1 saat, 2 saatlik bir eğitimle, belki bir Zoom eğitim, belki işte birebir de bir eğitimle, sonra hep şunu soruyoruz, kaç misafirin var, kaç kişiyle geliyorsun? Yani doğru başlangıç eğitimi temel eğitimde bir tane değil. Yani 1 saatlik, 2 saatlik bir eğitimle insanlar piyasaya çıkmamalı. Ben şöyle yapmaya, kopyalamaya çalışıyorum. Bir, doğru başlangıç eğitimi, bildiğimiz doğru başlangıç eğitimi. İkincisi, kontak listesi eğitimi hızlı bir şekilde. Üçüncüsü, reklam, davet, sunum, kapanış ve takip süreciyle alakalı bir eğitim. Dördüncüsü, önemsediğim şeylerden sıkça ekibime yapmaya çalıştım. Tecrübe paylaşımı. Bunu çok önemserim. Aristo tecrübe her şeydir diyor. Tecrübeye çok inanır, çok güvenirim. Tecrübe paylaşımı. Beşincisi kazanç planı, altıncısı da back office raporlama sistemi. Bu altı eğitimin o kişilere verilip verilmediğini sıkça soruyorum. Bunu da kopyalamaya çalışıyorum. Dediğim gibi mentorluk sistemini önemserim. Gerçekten o kişiye mentorluk yapıyor mu? Kendi yeni başlayan kişi üst ekibinden, yani Pearl'i kim, Safir'i kim, Ruby'si kim, Emerald'i kim, Diamond'i kim, bunları biliyor mu? Bunlarla tanıştı mı? Bunları tanıştırmaya, görüştürmeye çalışıyoruz. Dediğim gibi büyük olan bu aileyi biraz daha küçültüp büyütüyoruz. Tekrar küçültüyoruz. İçerisinde küçük küçük aileleri tekrar büyütmeye çalışıyoruz. Bu kısmı yapmaya çalışıyoruz doğru başlangıçta. İnsanlar bazı noktalarda hani hata yapıyor. Ben tümden gelin metodunu seven bir insanımdır. Yani doğrudan yanlış ama yanlıştan doğruya mı? Yanlıştan doğruya tercih ederim. En çok kişilerin yaptığı hatalar kısmıyla alakalı. Hani önleyici sunum dediğimiz kısım da olabilir belki. Yani kişiler hangi noktada ne hatalar yapabilir? Mesela kişi başladı. Bak arkadaşım, akşam eve gidince mutlaka eş dost aile eşi gelebilir. İşte şu internet eşi gelebilir. Şunlar olabilir. Bir bariyer, önüne bir bariyer koyabiliyorsunuz. Sonraki aşama ilk gün, ilk 3 gün, ilk 7 gün, ilk 30 gün ve ilk 90 gün kısmını çok önemsiyoruz. Çünkü kayan daha doğrusu ağ pazarlama 90 günlük döngülerle günlük inşa edilen bir başarı sistemine sahip. Dolayısıyla
Başarı her ayı 30 gün olarak düşünmemek lazım, 90 gün olarak düşünmek lazım. Özellikle yeni başlayanlar için. Ay 30 gün değildir, ay 90 gündür onlar için. Bunu da kendisinin bilmesi lazım. İnsanlar mesela en çok ayın sonu geldi, neyse öbür aya bakarız. İlk haftası zaten 30 gün var, birkaç gün öyle geçiriyorlar gibi kısım ve eğitim kısımlarıyla alakalı. Gerçekten Zoom eğitimlerini alıyorum. Gerçekten temel eğitimlerini aldı mı bu kişi? Hangi noktalarda takıntısı var? Hangi eşiklere takılıyor? Yani dediğim gibi en çok nerelerde hatalar yapabilir? Kişilerin en çok yaptığı hatalardan bir tanesi söylemler oluyor. Virüstü cümleler oluyor. Örneğin işte Kaya niye üyelik sistemi diyen pek çok insan var. Pek çok iş ortağımız var maalesef. Belki bilemediklerini, belki tam olayı algılayamadıklarından. Üyelik deyince insanların aklına X, Y, Z firmalarındaki üyelik mi? İllegal yerlere üyelik mi? Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'a üyelik mi? Hepsiburada.com, N11'e üyelik mi? Ne üyelik? Bir şeyleri çağrıştırdığı için insanlar ötekine belkine benzetiyorlar. Ve hayır cevapları çok kısa zamanda gelebiliyor. Kendine olan inanç, o inanç kısımlarının geliştirilmesi kısmı bir 3-4 gün bir kere ciddi bir sıkı bir eğitimden geçmesi lazım yeni başlayan bir kişinin ve sahaya birlikte hareket etmek lazım. Özellikle kontak listesinde arkanızı dönüyorsunuz, 30 kişi geçmiş. Ne zaman anlattın, ne anlattın sen? İşte 20 dakikada özetledim diyorum. Biz sana onu mu söyledik? 20 dakikada anlatma dedik. Bunlar çok sıkça yapılan hatalar maalesef. Bu hataları yapmaması adına hata eğitimi de verilebilir sadece hatalarla alakalı. Ben bununla alakalı birkaç defa verdim arkadaşlarıma. En çok sıkça yapılan hatalarla sadece bir eğitim konusu bu. Kim nerede ne hata yapar, hangi kariyerde ne hatalar yapılır, yeni başlayanlar ne hatalar yapıyor kısmıyla alakalı. Bunlar üzerinde durulursa. Yavuz Bey bir şey daha eklemek istiyorum. O da insanlar genellikle başarılı olmuş insanları dinliyorlar. Ama ben başarısız insanları da dinlemek lazım geldiğini düşünüyorum. Herkesin herkesten öğreneceği bir şey var. Yani başarısız olduğu neden var? Mesela bir hanımefendiyle tanışmıştım. Bir masaya davetlisi de buyurun Kenan Bey falan dedi. 3 yıldır ceyit. Hiç bırakmadım dedi. Yani onu dinledim. Birçok notlar aldım. İnanır mısınız? Yani ceyit olmuş ama o süreçte ne yapmış, neden öyle olmuş, neler hata yapmışlar gibilerinden. Neden geri döndü, tekrar başladı? Bunları dinlemek lazım. Sizi dinliyoruz mesela Yavuz Bey, engin bir tecrübeniz var gerçekten. İşte farklı liderleri dinliyoruz. Onlardan çok farklı tecrübeler var. Mesela doğru başlangıç eğitimini sizden dinleyeyim. Çok farklı notlar alıyorum. Mesela başka bir liderden dinliyorum. Liderleri dinliyorum. Farklı notlar alıyorum. Doğru başlangıç eğitimini dinleyen, başlayan bir kişinin de farklı kişilerden farklı şekilde tecrübeleri dinlemesi önemlidir. Tecrübe her şeydir. Tecrübe çok önemlidir. İnsanı mesela hep yaşlılarımıza sorarız değil mi? Tecrübeleri iyidir. Yani annemiz babamız da vardı ama dedemiz varsa bazı noktalarda dedemize sorarız. Çünkü o daha tecrübelidir. Görmüş geçirmiştir. Bunlar önemli. Böyle özetleyebiliriz Evuz Bey. Teşekkürler. Cumali Bağcı'nın sözüdür. Cumali Bey abimiz ekibimizde der ki Yavuz Bey kardeşim diyor, bilgiyi her yerden bulabilirim. Yani Cumali abi benden büyük. Yaş, kaç yaş büyük. Bana hep der ki bilgiyi her yerden bulabilirim. Ama yani gerekirse parayı verir, parayla alırım bilgiyi. Bilgi her yerde var. Ama tecrübeyi yaşamak zorundasın. Tecrübeyi sadece dinlemek zorundasın. Tecrübe bambaşka bir şey. Parayla alabileceğin bir şey değil. Yaşamak zorundasın. Evet. Bu sektördeki en sevdiğin söz nedir abi? En sevdiğin söz. Evet. Biraz önce söylediğim, daha önceden sahip olmadığın bir şeye sahip olmak istiyorsan, daha önceden yapmadığın bir işi yapmalısınız. Birincisi bu. İkincisi, çözümün bir parçası değilseniz sorunun bir parçasınız. Göte'nin sözü. İnsanlar her gün aynı işi yaparlar, farklı sonuç beklerler. İşte asıl delilik budur. 3 tane söz Einstein'dan. Tavsiye edeceğin kitap. Tavsiye edeceğim kitaplar arasında
Eric Thor'un Profesyonel Ol kitabı, ilk 72 saat kitabı, Ziya Şevket Yılmaz ve Mehmet Okçu'nun kitabı. Andrew Sobel'in Güçlü Sorular kitabına tavsiye ederim. Zengin Baba, Yoksul Baba, Robert Kiyosaki, Bersal'ı kitaplar arasında, dünyada en çok okunan kitaplar arasında gerçekten çok farklı şeyler. Ama bu tecrübe kısmı çok önemli. İnsanlar bile kitap okuyorlar fakat not almıyorlar. Yazmadığınız şey maalesef uçup gidiyor. Mesela bir kitap okuyorsunuz, 3 gün sonra ne kadar anlatırsınız, 1 ay sonra, 6 ay sonra ne anlatırsınız? Not alaraktan bu tür tavsiye edilen kitaplar var. Kitabın kötüsü olmaz ancak tavsiye edilen kitaplar tabii ki bu sektörle alakalı. Dale Carnegie'nin kitabı var, insan ilişkileriyle alakalı. Dost Kazanma ve İnsan. Dost Kazanma ve İnsan sanatı. Bunlar temel, bu sektörde temel taşlardandır. Bunları tavsiye ederim. Hızlı bir şekilde okumak lazım. Eğer kitap okumayı, tabii herkes biri değil, okumayı sevmiyorsa, arkadaşlarımız bunların sesli özetleri var YouTube'da vesaire. Ulaşabileceği yerler var. Bunları dinleyebilirler. Yani bazıları işitsel zekası daha iyi olur. Seyretmezler, okumayı çok tercih etmezler. İyice de earlock diye geçiyor bu tarz kişilerden. Şey yapabilir, faydalanabilir. Mesela ben geçmişte 100 temel eser kitabın okuyamadığım kitaplar vardı. Üzülüyordum, çok fazla vaktim de yok falan diye. Pek çoğunu sesli olarak dinledim. Mesela yattığım zaman kulaklığımı takıp dinliyordum. Çok iyi, çok iyi. Abi bazı sorular var. Onları üzerinden hızlıca bir geçeceğim. Ben sana onları tek tek böyle soru cevap yapmayacağım belki ama sen onları zaten kafanda toparlarsın. Hepsine cevap niteliğinde bir cevap senden isteriz ama önce bitirmeden evvel toparlamak adına son cümlelerini alalım önce senden. Ondan sonra sorulara geçelim. Olur mu? Evet, son cümlelerimiz ne olabilir? Kayani ile alakalı. Bir kere Kayani'yi arkadaşlarımızın her birisi Kayani'yi içselleştirmesi lazım. Kayani'yi bir fıtrat haline gelmesi lazım. Kayani'yi yaşamak lazım. Öğrenmek değil, Kayani'yi yaşamak lazım. Kayani'den sadece sağlık, varlık, zaman değil, bunun ötesinde de pek çok şeyler kazanacağımızı, özellikle bizi hayatta güçlü kılan şey, neyse bunu çıkartıp bunun üzerinde durmak gerektiğini alakalı bir çalışma yapmasını, bununla beraber bu şekilde Kayani yaşamasını, çalışmasını tavsiye ederim. Son cümlelerim bu olabilir Yavuz Bey. Teşekkürler abi. Evet, sorulara geldim. Şöyle hızlı hızlı bir okuyacağım abi soruları. Ondan sonra ne demiş? Bir arkadaşımız demiş ki tıkandığımızı hissedersek tekrar harekete nasıl geçeriz? Ondan sonra Kenan Bey sunumlarını genelde nasıl yapıyor? Video mu, masa başı mı? Kendisinin önerileri nedir? Bir gününüzü nasıl planlıyorsunuz? Kenan Bey nasıl planlıyor bir gününü? Ondan sonra ya da haftayı, ayı. Takip konusunda zorlandığı bir dönem oldu mu Kenan Bey'in? Takip konusunda zorlandıysa bu konuda kendini nasıl gösterdi demiş. Bir soru, çevremizdeki doktorları nasıl davet etmeliyiz ve bir ikincisi ilk ayı içerisinde kaç kişi ile ilk ayını kapattı demiş. Toparlayabilecek misiniz hepsiniz? Evet. Tamam abi. Öncelikle ben günümü nasıl planlıyorum? Yarınım bugünden hazırdır. Yatmadan önce mutlaka veya gün içerisinde sürekli not alırım. Yavuz Bey, ben film seyrederken bile not alan bir insanımdır. Sürekli yanımda kağıt kalem her zaman olur. Mutlaka bir şeyleri not alırım. İki günüm bir kere genellikle doludur. Yani yarın ve sonraki gün genellikle doludur. Sonraki günle alakalı. Çok önemliyse şey yaparım. Araya sıkıştırmaya çalışırım. İşte ailemle geçireceğim günlerini keserim. Olağanüstü bir şey olmadığı sürece. Çocuklar genellikle okula gidiyor. İşte ne bileyim bir ziyarettir, hastanedir vesaire. Bunlar çıktığımız zaman geriye kalan kısımlar içerisinde kafamda genellikle ekibimi bilen bir insanım. Yani şu an yaklaşık 3000 kişilik bir ekibim var. Bunların içerisinde hangi ekipte kimler var, kim ne yapar, ne eder. Böyle yazıp çizip grafiksel soyacında farklı çalışmalarla beraber farklı şeyler çıkarmaya çalışırım. Hangi ekibin neye ihtiyacı varsa ona yönelik çalışmalar yaparım. Onlara ayrı ayrı sunumlar yapmaya çalışıyorum. Özellikle son 4-5 aydır
Küçük küçük birçok sunum yapmaya çalışıyorum. Günde 2 ile 5 arasında sunum yapıyorum. Eğitim veriyorum. Sunum dediğim eğitim veriyorum daha doğrusu. 2 ile 5 arasında. Bu özellikle şu dönemde Zoom kısmını biraz daha artırmakta herkes için fayda var diye düşünüyorum. Sunumlarımı genellikle davet edildiğim yere göre veya sorarlarsa arkadaşlarım küçük dar alanlar yani 3-5 kişi, 7-8 kişilik gruplarla yapmaya tercih ediyorum daha çok. Ama bir Ankara'da bir ofisimiz var. İşte davet ettiğimiz zaman 30-40 kişi bir doluyor gene. Hatta 3 gün 4 gün orada sunum yapmaya çalışıyoruz. Uzakta olan kişilerle alakalı özellikle yurt dışı onlarla da sıkça eğitim sunum falan yapmaya çalışıyoruz. Özellikle de haftada bir gün Amerika Kanada'ya bir sunum yapıyorum. Bir de şey yapıyoruz. Kapanışla alakalı tabii ki zorlandığım şeyler oldu. Sorulardan bir tanesi de buydu. Şimdi insanlar eğer çok gerçekten ön yargılıysa bir anda ön yargısını kıramayabiliyorsunuz. Çok negatifse zorlanabiliyorsunuz. Bazılarına da kendini ikna ediyor gibi algılıyor. Tok satıcı pozisyonda durmak lazım. Yani biz hani eskiden bakkallarda olurdu. Veresiye satan, peşin satan. Biz peşin satan insan pozisyonunda olmamız lazım. Siz ne kadar eğilirsiniz o kişi de bu şekilde eğiliyor. Çok üzerine eğilmeden. Mesela 2 hafta önce bir misafir vardı. Ben Japonya'daki Kayan'ın aldığı sertifikalardan bahsediyorum. Kayan ya satın aldıysa o sertifikalar diyor. Şimdi bu insanla ben oturup bir şey konuşamam. Tamam sen bildiğini yap dedim. O kadar böyle farklı sorular olunca negatif enerji veriyor bir de size. Herkes bu işi yapacak, başlayacak diye bir şey yok. Herkesi bu işi de yapacağız diye bir şey yok. Müşteri olsun, ürünleri deneyimlesin. Bazılarının erime noktası, başlama noktası ürünlerdir aslında. Biz para kazandığımız için ürünleri kullanmıyoruz. Ürün kullandığımız için para kazanıyoruz aslında. Ürünler bizim her şeyimiz. Bizde neyi değiştirdi? Kılık kıyafetimizden tutun, görünüşümüzü değiştirdi. Bilgi birikimimizin neyimizi değiştirdi kısmı önemli. Karşı tarafa vereceğimiz kısım. Örneğin bende neyi değiştirdi? Sağlığımla alakalı değişiklik oldu. Kendim daha enerjik hissediyorum vesaire. Kişiyle alakalı özellikle kapanış öncesi mutlaka bilgi almak lazım. Yani eğitim seviyesi, kültürü nedir? Niçin bu işi yapması gerekiyor? Nasıl davet ettim bu kişiyi? Yani bu kişi nasıl geldi de ben ona ne anlatacağım kısmı? Şimdi bir anda masada birileriyle karşılaşmak bu şey değil. Isınmak çok önemli. Isınma her şeydir. İşin çok önemli bir kısmı ısınmadır. Yani havadan, sudan, oradan, buradan, işinden, gücünden bahsedip soracağınız doğru ve güçlü sorularla beraber bu işin neden yapması gerektiğini zaten anlayabilirsiniz. İşte hasta bir çocuğum var, kendim rahatsızlıklarım var, yoksa bir B planlama ihtiyacı var, hayatından memnun mu? Doğru sorular sordukça bu kapanış süreci biraz daha kolaylaşıyor aslında. Kapanışta genel itibariyle iyi olduğum alanlardan bir tanesi. Yani ortalamamda 5'te 3'ün üzerinde diyebilirim eğer kapanışa davet edildiysem. Tabii kişiye göre de değişiyor. Yani çok önemli bir insan da olsa hayır deyince olmazsa olmuyor. Sorulan sorulardan aklıma gelenler bunlardı. Takip konusunda zorlandığı bir dönem oldu mu sorusu vardı. Efendim? Takip konusunda zorlandığı bir dönem oldu mu? Zorlandıysa bu konuda kendini nasıl geliştirdin? Yani takip konusunda sevdiğim, değer verdiğim arkadaşlarımdan oldu. Göz ucuyla takip ettim. Ara sıra ziyaretlerde bulundum. Hep hayır aldı. 2 ay kadar önce 3 yıldır beklediğim birisi vardı. O bir gün mutlaka el sıkışacağıma inanıyordum. 3 yıl sonra İş değiştirince kendisi dedim doğru zaman davet ettim. İlk davette de hemen kabul etti. O 3 yıl süreci içerisinde hayır diyeceğine emindim. Birileri sosyal kanıt olmamı bekliyordu arkadaşlarımdan, çevremden bazıları. Bu olduktan sonra mesela arkadaşlarım itirafı aracını gördükten sonra inandık. O yüzden kabul ettik. Yoksa çok inanmıyordum falan diyenler oldu. Takip süreci önemli. Takip etmezseniz bir başka ekiple başlayabilir. Takip etmezseniz
inancı kırılabilir. Onun sizi, sizin onu takip ettiğinizi az çok hissettirmeniz lazım. Yanında bir sunrise, bir şey anlatmanıza gerek yok. Gittiniz yanında bir sunrise içebilirsiniz. Yine havadan sudan muhabbet edebilirsiniz. Yani sorun değil. Yani ben bak kullanıyorum ve devam ediyorum mesajı veriyorsunuz. Takip sürecinde bunlar yapmaya çalıştık. Aslında hayır diyen insan kendine hayır diyor. Yeni başladığımda bu işi tam algılayamadığım zaman da birisi bana hayır dediğinde tüh diyordum ya, tüh. O zaman ben kendime tüh diyormuşum aslında. Fakat daha sonra beğenim mantalitesini Kayani'ye anlattıktan sonra birisi hayır dediği zaman onun adına üzülüyorum, onun adına tüh diyorum. Çünkü böyle bir iş fırsatı, böyle bir ürün fırsatını hele şu zamanda, şu dönemde sağlığımız adına, işimiz adına kaçırdığını ama bunun da hayır demediğini bir müddet sonra evet için bir kenarda olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu şekilde çok iyi biliyoruz. Çok iyi biliyoruz. Benim bir sorum vardı çok kısa, onu artık sorayım kapatalım ondan sonra abi. İlk sunumlarını hatırlamanı istiyorum abi senden. İlk sunumlarını yani JT olurken, JT giderken, Pearl'le giderken. Sunumlarını kendin mi yaptın ilk sunumlarını yoksa sponsorun mu yaptı, nasıl yapmıştınız bu süreç? Safir olan bir arkadaşımız vardı. Salih Bey o yapıyordu. O da tabii yoğundu. Biz de dedik bunu bizim öğrenmemiz lazım dedik. Kaç sunumunu yaptı abi? Yani kaç sunumumuzu yaptı? İbrahim Bey'le beraber, ekibimizle beraber biz çok davet falan yapmıştık. Bayağı bir haftada 2 ya da 3 sunumumuzu o yapıyordu. Bu sunumlar kalabalık kişiler mi oluyordu birden? 10 kişilik, yani 10 kişilik filan ortalama gruplardı. Onlar yapıyordu, o yapıyordu. İlk sunumu ben birine yapmıştım, kendim yapmıştım. Aslında sunum yapabilirdim ama sunum yapıyor zaten diye. Belki biraz da tam kafada oturtturmadım. Şimdi dediğim gibi kampa kadar çok yapamamıştım. Yani olsa da olur, olmasa da olur modundaydım. Kaç sunumu dinledikten sonra niyetledin sunumu yapmaya, ilk sunumunu yaptın? Kaç sunum görmüştün? Yani şöyle söyleyeyim, ben aslında bir hafta sonra da sunum yapabilirdim. Ki yaptım da zaten. Ancak her sorulan sorulara soru cevap kısmında çok bilgi donanımım yeterli olmadığını, biraz daha zaman geçmesi gerektiğine inandım. Bir iki üç ay sonra filan bunun hızlı bir şekilde yapmamız gerektiğine görüştük, karar verdik arkadaşlarımızla beraber. Ve ekipte kimler varsa sunum yapabilecek, sunum yapabilecek kişi sayısının da artırılmasına fayda olacağını düşündük. 20 kişide bir tane sunum yapan kişinin olması lazım. 20'de bir. Hani 2 kişidir, 3 kişidir, daha fazladır, çok iyidir. Bunlar ayrı mesele. Mesela kişi memleketi Sinop'tur, Erzincan'dır, Erzurum'dur, Kayan'ın az olduğu veya olmadığı yerlerde, şehirlerdedir. Gider orada kopyalayabilir ya başlayabilir sunum yapabiliyorsa. Değilse orada kalabiliyor. O açıdan herkese de yetişemiyorsunuz malum büyüdükçe. Ve sunum yapabilen kişi sayısını ve doğru sunum yapabilen kişi sayısını artırmak lazım. Sunum 3 çeşittir. Masa başı sunum. İşte video şeklinde sunum, bir de otel konseptinde ya da butik sunumlardaki PowerPoint'teki sunum tarzında kişiyi hangi sunuma getirmemiz lazım, davet etmemiz kısmı da önemli. Birebir mi, video mu? Bazıları videoyu tercih eder, bazıları masa başını tercih eder. Mesela Yalçın Kavuk masa başını tercih ediyor. İşte Damit Sibel Hanım bildiğim kadarıyla videoyu tercih ediyor, bir ara söylemişti. Bunlar da güzel ama ben PowerPoint'i ve birebir de olana ikisini tercih ediyorum daha çok. Bir kişiyle de alakalı bir şey. Önemli olan doğru bir şekilde sunmak. Önemlisi bu tutum tavır. Kenan Bey, ya çok çok teşekkür ediyoruz. Hayatınızdan 1,5 saat, neredeyse 2 saati bize ayırdınız. Allah razı olsun. Hakkınızı helal edin. Gerçekten çok çok faydalı olduğunu ben düşünüyorum. Hem benim için. Ondan sonra hem de buradaki arkadaşlarımız için. Ben kaydı durduruyorum. Arkadaşların da seslerini açılabilir hale